Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı harekata geri dönüyoruz şimdi. Harekat 13. gününde konuğumuz Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek. Sayın Perinçek, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi sıcak gelişmelerden ve belki de bugünün en önemli gelişmelerinden biriyle başlamak istiyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yaptığı açıklama Rusya'nın taleplerini karşılayacak nitelikteki açıklamalarda aslında bir işaret yaktı. Donbas bölgesini ve Kırım'ı tanıyabileceğini, bunu tartışabileceğini ifade etti Zelenski ve NATO'ya ilgisini kaybettiğini vurguladı. Operasyondan bir gün önce Zelenski tarafsızlığını ilan edecekti. Operasyon dahi başlamayacaktı. Bunu kabul etti. Bir saat sonra Amerikalıların yine dayatmasıyla bu fikrinden vazgeçti ve bunun üzerine operasyon başladı. Yani vesaire baktığımızda bütün bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin Zelenski'ye, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığını, fakat tarihte olduğu gibi de emperyalistlerin onları ortada bıraktığını görüyoruz. Tabii ABD'nin ortada bırakması tamamen kendi iradesiyle de bağlı değil. Dünyadaki dengeler değişmiş durumda. Dünyadaki askeri, ekonomik dengeler, siyasal dengeler değişmiş durumda. Artık tek kutuplu bir dünya değil, çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Çin'i, Rusya'sı, Türkiye'si, İran'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı vesaire. Afrika'da ayrı bir uyanış başlıyor. Bütün bunlara baktığımızda ABD artık istediği yerde istediği gibi at koşturma imkanına sahip değil. Bu bakımdan da Ukrayna'ya da diyelim askeri anlamda da destek verecek bir gücü kendisinde görmüyor. Bunu Zelenski de ifade etti. Zelenski'nin o anlamda söylediğinin de altını çizmek lazım. Dedi ki NATO dedi Rusya ile karşı karşıya gelmeye korkuyor. Evet, gerçekten de korktukları için, yani güçlerinin tam anlamıyla yetemeyeceğini bildikleri için zaten askeri bir destek sağlamadılar. Bakarsınız Zelenski birkaç gündür Ukrayna'nın hava sahasının yasaklı bölge ilan edilmesi konusunda batılı diyelim efendilerine devamlı taleplerde bulundu. Bir bakıyoruz Amerika çıktı. Hayır dedi, biz dedi bu çatışmanın bir tarafı değiliz, tarafı da olmak istemiyoruz dediler. Polonya en fazla kışkırtan ülkelerden bir tanesiydi. En fazla efelenen, işte daha fazla şöyle yapılsın, böyle yapılsın diyen ülkelerin başında geliyordu. Polonya oynamasının en fazla kendisine zarar vereceğini ifade etmiştik. Bununla birlikte ABD'nin ipiyle kuyuya inildiği takdirde büyük hayal kırıklıkları yaşanacağını Afganistan örneğiyle çok net bir şekilde aslında görmüştük ve bunun da altını çizmiştik. Şimdi ya da Ukrayna üzerine yapılan büyük diyelim tırnak içerisindeki yatırımların da büyük hayal kırıklığı olacağını, yatırımlardan kastımız şu Türk medyasında kopartılan o tantanaların da diyelim tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve sonuç olarak Zelenski'nin bugünkü açıklamaları oradaki çatışmada artık pillerinin bittiğinin en önemli işaretlerinden biridir. Rusya'da da NATO'ya karşı ciddi anlamda bir birlik olduğunu gözlemleyebiliyoruz Sayın Perinçek. Dün Rusya Federasyonu Komünist Partisi liderinin yaptığı açıklama Rusya'ya biz Ruslar olarak başlayan ve Rus inancını ve kültürünü korumalıyız diyen açıklama oldukça önemliydi. Bugün yayınımızda Güney İsviçre Komünist Partisi Sekreteri Maximilian Arif Ay da katıldı ve Rusya'yla görüşmelerini sürdürdüklerini ve Rusya Komünist Partisi lideriyle temasları olduklarını ve onları selamladıklarını da bildirdi. Aslında bu etki tüm bölgeye yansıyan bir etki oluyor galiba. Tabii bugün Rusya içerisinde bu Ukrayna operasyonuyla ilgili bir fikir birliği ve bir diyelim kader birliği söz konusu. Özellikle siyasal güçlere baktığımızda bunu net olarak görüyoruz. Sadece hükümet partisi değil, ana muhalefet partisi olan Rusya Federasyonu Komünist Partisi de, milliyetçileri diyelim, Rus milliyetçilerin temsilcisi olarak her zaman anılan Jirinovski'nin partisi de veya parlamentodaki diğer bütün partiler bu operasyonu
destekliyorlar. Çünkü bunun ABD ile Rusya arasındaki bir çatışma olduğunu net bir şekilde görüyorlar. Bu bakımdan ABD'nin burada kazanması sadece Putin'in veya hükümet partisinin aleyhine olmayacak. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin, yani Rusya'nın çıkarlarını doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğundan dolayı da bu noktada diyelim açık bir destek veriyorlar. Bununla birlikte dünyadaki ilerici ve sol partileri de bu noktada desteklemeye davet etti Rusya Federasyonu Komünist Partisi. Bu operasyonun nazizme karşı bir mücadele olduğunun da Ukrayna'daki neonazi iktidarına karşı yürütülen bir operasyon olduğunu da her konuşmalarında, her açıklamalarında söylüyorlar. Sayın Pençek, sizce Türkiye mevcut durumu bir Rusya-Amerika Birleşik Devletleri savaşı olarak gözlemleyebiliyor mu? Yarın Antalya'da bir toplantı yapılacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Antalya'da bir araya gelecek. Masada Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanımız da bu görüşmede yer alacak. Ve bu masada konuşulacaklar Türkiye'nin tavrı açısından nasıl bir sonuç elde etmemizi sağlayacak sizce? Bu tabii Ukrayna krizi sadece Kiev ile Moskova arasındaki bir mesele değil. Sadece Moskova ile Washington arasında da bir mesele değil. Aslında bu dünyadaki genel cephleşmenin bir yansıması. Yani Doğu Akdeniz'de yaşanan cephleşme neyse, Suriye'de yaşanan cephleşme neyse, Güney Kafkasya'da, Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ya da Güney Çin Denizi'nde, Tayvan meselesinde nerede dünyadaki bir mesele varsa oralarda yaşanan kamplaşmanın bir iz düşümü olarak Ukrayna meselesine bakmak lazım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarının orada bozulması demek, Doğu Akdeniz'de de planlarının bozulması anlamına gelecektir. Türkiye'nin PKK-PYD'ye karşı Suriye'deki mücadelesinin de zafer kazanması için itici bir güç olacaktır. Bununla birlikte Türkiye'nin Ege'de, Trakya'daki güvenliği açısından da önemli rol oynayacaktır. Çünkü oralarda da ABD planları bozulacaktır. Yine Güney Kafkasya'sı, Orta Doğu'su veya dünyanın bütün bölgelerinde ABD ile, ABD tehdidiyle karşı karşıya olan, saldırganlığıyla karşı karşıya olan bütün ülkeler açısından da belirleyici olacaktır. O projesinde tamamlamış veya sürdürmüş olacaktır. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'nin de doğrudan kendi milli güvenliğinden ve milli ekonomisinden hareket ederek bir tutum takınması gerekir ve ABD planlarını bozacak her türlü adımı desteklemesi ve bu anlamda da çaba geliştirmesi doğru olacaktır. İşte Antalya'da olacak görüşmelerde de bu bakış açısıyla hareket edilmeli ve Ukrayna'nın da artık ABD'nin kucağından kurtarılması için, onun ABD'nin planlarından çekilip bölge entegrasyonuna, bölge bütünleşmesine dahil edilmesi için bir çaba sarf edilmelidir. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin ekonomisi açısından da, yani sadece milli güvenliği açısından değil, ekonomisi açısından da çok ciddi fırsatlar önünde durmaktadır. Bir Türkiye Rusya'dan çekilen bir sürü, bu ambargodan, yaptırımlardan dolayı Rusya'dan çekilen bir sürü batılı firmalar vardır. Tekstil alanından tutun da işte ev teknolojilerine vesaireye kadar, yani sonsuz derecede birçok diyelim firmalar birçok değişik alanlarda çekilmektedir. Bunların boşluğunu Türkiye doldurabilir. Aynı şekilde Türkiye'nin başına bela olan Amerika kontrolü altındaki bankacılık sisteminden kurtulmak için de bir fırsat vardır. Çin'in, Rusya'nın geliştirdiği sistemler artık çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlanacaktır. Türkiye de buralara dahil olabilir ve Türkiye bir finans merkezi olabilir. Rusya'nın dünyaya açılan penceresi olabilir ve bütün Rusya'nın finans işlemlerinin Türkiye üzerinden yapılabileceği imkanı düşünürseniz, Türkiye'nin elde edeceği buradan gelir de oldukça yüksek olacaktır. Turizm açısından baktığımızda sadece Türkiye değil, KKTC içinde büyük fırsatlar söz konusudur.
bankacılık, finansal alanlarda da KKTC önemli hizmetler sunabilir Rusya'ya ve buradan çok ciddi gelirler elde edebilir. Bütün bunların hepsinin tabii siyasal anlamda da KKTC'nin egemenliğinin bir süre sonra Rusya'dan tanınacağı bir süreci de başlatacaktır. Bugün hem Güney Kıbrıs'ı hem Yunanistan'ı Rusya tarafından dost olmayan ülkeler statüsüne taşınmıştır. Dün yaptıkları, açıkladıkları listelerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesine girmişlerdir. Bu da tabii söylediğimiz gibi KKTC açısından hem siyasal hem de ekonomik açıdan ciddi fırsatlar sunmaktadır. Yine Türkiye'nin burada alacağı doğru tavır Rusya diyelim ABD'nin bölgedeki planlarını bozacak adımlar atması, Rusya'nın Türkiye'ye daha ucuz gaz ve enerji tedarik etmesine yol açar. Bu da tabii Türkiye'nin hem ekonomisi hem üretim devrimi hem üreticileri açısından da çok önemli bir fırsattır. Rusya pazarı çok büyüktür. Avrupa ve Batı buradan çıkmıştır. Bu pazarı Türkiye üreticilerinin doldurmaması için hiçbir neden yoktur. Türkiye diğer taraftan lojistik ve ulaşım alanında bir merkeze dönüşebilir. Bugün Avrupa bütün hava yolunu Rusya'ya kapattı. Rusya da Avrupa'ya kendi hava sahasını kapattı. Türkiye burada bir köprü ve bir merkez rolü oynayabilir ve Rusya ile Batı ve dünyanın diğer kesimleri arasındaki ulaşımın ve lojistiğin Türkiye üzerinden sağlanması da, Türkiye'nin tabii bu yaptırımlara katılmayarak sağlanması da Türkiye'ye büyük avantajlar, öncelikler sunacaktır. Sayın Perinçek, saydığınız bu çok önemli fırsatları Türkiye doğru değerlendirdiği takdirde Ankara ve Moskova arasında imzalanacak bir mutabakat metni, yeni bir metin bölgedeki denklemleri de değiştirir diyebiliriz galiba. Tabii bütün ekonomik ilişkiler sonuç olarak siyasal gelişmelere de yol açar. Türkiye'nin ekonomik yaptırımlara girmemesi, Rusya ile ticaretini sürdürmesi, finansal anlamda bir pencere olması Rusya'ya mutlaka tabii dediğimiz gibi hem Kıbrıs konusunda KKTC'nin egemenliğinin başka ülkeler tarafından tanınması açısından, Suriye'de PKK, PYD'nin Rusya ile Türkiye'nin ortak çabalarıyla tamamen tasfiye edilmesi açısından da fırsatlar sunacak. Bu bir milli güvenlik, sadece ekonomik değil, milli güvenlik milli güvenliği açısından da Türkiye için ciddi diyelim imkanlar verecektir. Sayın Perinçek, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu ilerleyen süreçte pek çok senaryo konuşuluyor. Hem Zelenski üzerinden çeşitli ihtimaller konuşuluyor, hem de esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin bir B-C planı olduğundan bahsediliyor ve bölgede etkisinin devam edeceği ileri sürülüyor. Bu süreçte baktığımız zaman ve bu ilerlemeye ve son sıcak gelişme olarak Zelenski'nin açıklamalarını dikkate aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir B veya C planı olması mümkün mü? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı olsa zaten yapardı. Yani şu ana kadar ABD en pasif tutumunu sergiliyor. Daha doğrusu sergilemek zorunda kalıyor. Bakın o yaptırımlar maptırımlar Rusya'yı sarsacak şeyler değil. Gerçi ABD bunu zaten operasyondan önce de söyledi. Biz dedi askeri olarak müdahale etmeyiz dedi. Etmeyiz demesi aslında edemeyiz buna dedi. Ne gücümüz var, ne cesaretimiz var, ne böyle bir şey isteğimiz var. Bunu 20 defa tekrarladılar. Sonuç olarak gelinen noktada Zelenski de dedi ki benim artık NATO'dan bir beklentim kalmadı. Soğudum bu işten diyor. Yani bunun böyle olacağı zaten çok açıktı. Zelenski'nin bu açıklamaları da ABD'nin A planının bile olmadığını gösteriyor. Yani A planı efendim bilmem ne marka otomobilleri veya bilmem ne marka pırlanta satıcılarını veya işte şu bankanın Swift'ten çıkarılması falan veya Rusya'dan çıkması, Rusya'ya mal satmaması Rusya'nın hamlesine karşılık gelebilecek hamleler değil.
Zaten ABD bu noktada diyelim yenilgiyi kabul etmiş durumda. Yani daha dün şunu ifade, biz bu çatışmanın tarafı değiliz diyor Blinken. Askeri çatışmanın tarafı değilseniz zaten hiçbir şey değilsiniz. Dünyada Amerika ne yaptıysa silah zoruyla yapıyor, silah zoruyla dayatıyor. Ve ABD'nin bu hamlelerine karşı da tabii silahlı bir yanıt verilmek zorunda. Türkiye nasıl PKK-PYD'ye karşı silahlı yanıt veriyorsa, Doğu Akdeniz'de gücünü silahla gösteriyorsa, Rusya da bu yanıtı ABD'ye karşı silahlı veriyor. Ama Rusya'nın bu yanıtına karşı ABD silah kullanamıyorsa, bunu zorlayamıyorsa, zor gücünü harekete geçiremiyorsa, demek ki ABD yenilgiyi kabul etmiş durumda. Hı hı. Ve ekonomik yaptırımlar bunu devede kulak gibi kalıyor. Bu bakımdan ABD'nin bir ABC bilmem ne falan planı yok. Zaten başından beri yaptırımlar dışında bir planı da yoktu. Ve yeni bir dünyanın kurulmasını ve bölgede Amerikan işbirlikçilerinin temizlenmesini de engelleyemez duruma geldiler. Şimdi peşi sıra bu PKK-PYD'nin de temizlenmesi anlamına gelecek. Doğu Akdeniz'de de dengelerin değişmesi anlamına gelebilecek. Eğer Türkiye tabii, Türk hükümeti bu anlamda doğru tutum alırsa. Peki yenilen Amerika Birleşik Devletleri provokasyonlara sarılabilir mi? Daha önce bunu pek çok sahada yaşadık. Suriye'de de beyaz baretler aracılığıyla kimyasal silah provokasyonlarını bütün dünyaya nasıl izlettiklerini gördük. Şimdi de neonazi çeteler ve NATO'cu çeteler aracılığıyla Rusya üzerinden böyle bir provokasyon yapmaları mümkün mü? Ki bazen küçük ufak tefek provokasyonlara tanıklık ediyoruz. Sivillerin canlı kalkan şeyler olamaz. Yani istediği kadar ittirsin, kalktırsın, bir sürü farklı planlara başvursun, entrikalar çevirsin, ama ABD'nin yıkılışının nesnel sebepleri var. Yani bunlar provokasyonlarla, savaşlarla, bilmem nelerle önlenemez. ABD'nin yapacağı en iyi iş aslında Trump'ın da her zaman ifade ettiği gibi, fakat hayata geçiremediği, kendi içine dönmesi, dünya jandarmalığını bırakması ve kendi içindeki sorunlarla uğraşması olacaktır. Bu da tabii bütün dünyaya da ciddi bir nefes aldırır. Amerika da kendi sorunlarını kendi içine dönerek çözmeye çabalayabilir. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından gündeme gelen milli parayla ticaret konusunda yorumunuzu merak ediyorum. Burada vurgu Pekin, Moskova ve Ankara hattında milli parayla yapılacak alışverişle ilgiliydi. Bunun önemi nedir bu geldiğimiz süreçte? İşte biraz önce bahsettiğimiz aslında o fırsatlardan bir tanesi de budur. Yani doların saltanatı da bu anlamda son bulabilir. Amerika Birleşik Devletleri hem bankacılık sistemleri üzerinden hem de doların egemenliği üzerinden istediği zaman ekonomiyi bir silah olarak kullanabiliyor. Bunu Türkiye'ye karşı da işte bu birçok dönemlerde kullandılar. İşte dövizlerdeki kurlardaki yükselişleri, inişleri vesaireleri. Şimdi Türkiye artık Rusya'yla ve Çin'le veya bölge ülkeleriyle yapacağı uluslararası ticareti, dış ticareti milli para birimleri üzerinden, yuan üzerinden, Türk lirası üzerinden, ruble üzerinden veya altınla yaptığı takdirde doları da tasfiye edeceklerdir ve ABD'nin de diyelim ABD'ye her dolar kullanılarak verilen haraç ortadan kalkacaktır. Her dolar kullanımında ABD'nin kontrolü sağlanırken buna son verilecektir. Bu da tabii Türkiye'nin... Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Perinçak bizlerle birlikteydi.